Başkanım, zorlu bir hafta, önemli galibiyet. Bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? İyi mücadele ettik. Net bir skorla sahadan ayrıldık. Özellikle futbolcularımızın hepsi mücadele etti ama işte kaleci transferimiz ne kadar isabetli olduğunu gösterdi burada. Herkes gördü. Hava da güzeldi. Her şey iyiydi. Ben bu galibiyetimizi taraftarlarımıza armağan ediyorum. Ülkemizin de Ankara'nın özellikle bu tür birlik beraberliğe sevince ihtiyacı var diye düşünüyorum. İyi oldu. Futbolcularımızı da teknik heyetimize tebrik ediyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur diyorum. Biz şampiyon olmak için elimizden gelen tüm gayreti yapıyoruz. Allah razı olsun. Taraftarlarımız da bugün gayet güzel bir şekilde takımlarına sahip çıktılar, desteklediler. Bu şehir uyanıyor. İnşallah bu sene o sene olacak. Şampiyonluğu getireceğiz Allah'ın izniyle. Gümüşhane maçı var sırada. Kritik bir hafta. Tabii şimdi şu futbol oynanırsa bir tereddüt duymayız. Yani şu mücadele Gümüşhane'den de puan ve puanlarla dönmemizi sağlayacak diye düşünüyorum. Her maç çok zor. Kolay bir maç yok. Dolayısıyla bu PTT Ligi'nde de olsun, Süper Lig'de de olsun, bizim liglerde de olsun. Hani her takımı yenebiliyor, berabere kalabiliyor. Ama şu mücadeleyi biz sergilediğimiz müddetçe ben şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Hani muhtemelen Allah nasip ederse Allah'ın izniyle bu düğüm noktası olacak. Biz eğer Gümüşhane'de yenersek bu düğümü çözmüş olacağız. O maçı orada kazanmak için elimizden gelen gayreti seferber edeceğiz, sarf edeceğiz. Başkanım, 3 golün ikisi yeni oyunculardan geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii biz transfer yasağımızı kaldırdıktan sonra futbolcu arayışına girdik. Tabii öncesinden de isimlerini belirlemiştik. Birkaç futbolcuyu alamadık çünkü kulüpleriyle sözleşmeleri vardı. Yapılacak bir şey yok. Ama onun haricinde istediğimiz futbolcuları aldık. Onlar da gördüğünüz gibi takıma bayağı bir katkı sağladılar. İyi oldu. Yani genelde ara transferlerde aldığınız futbolcular böyle tam hazır olmayabiliyor ama bizim futbolcularımız hazırdı, iyiydi. Katkı da sağladılar. Gerek kalecimiz olsun, gerek diğer futbolcularımız olsun. Hani çok iyiydi. Memnunuz. İnşallah böyle gider. Yani bir aksilik olmaz. Bir soru daha soracağım. Biraz önce de ifade ettiniz. Hakikaten tribün coşkusu bugün muhteşemdi. Belki bu galibiyette en önemli rolü oynadı. Ama şunu görüyorum. Hala bu muhteşem coşkuya kentin kaderinde söz sahibi olan bir tane potreyi görememek ve gerçekten çok üzücü bir şey. Bunu böylesine büyük bir kulübün lideri olarak, başkanı olarak artık daha net ve açık seslendirmenin zamanı gelmedi mi? Tabii şimdi baktığınız zaman Kayserispor'a ciddi bir yardım geldi. Yani nereden geldi? Bir yerden geldi. 35 milyon lira. Onu da açıkladılar. Aynı şekilde Samsunspor'a ciddi bir yardım geldi. İşte biz de Ankara Gücü olarak destek bekliyoruz artık. Yani bu borç bizim borcumuz değil. Bu da bize rahmetli babamızdan da kalmadı bu borç. Dolayısıyla iki futbolcu daha alacaktık. Biz biliyorsunuz transfer yasağından dolayı alamadık. Sonrasında Sedat Bayrak yasak koydu. Onun için de alamadık. Ama eğer biz bu şehirde yaşıyorsak, eğer insanlar da bu şehirde, Türkiye'de eğer siyaset yapıyorsa bu kadar on binlerce insan, yüz binlerce insan da göz ardı edilmemeli diye düşünüyoruz. Hani artık siyasetçilerin de bu işe el atması lazım. Yani yoksa siyaset yapmalarına da gerek yok. Şimdi hem vatandaşa karşı rağmen siyaset yapılmaz deniliyor, hem de vatandaşa rağmen siyaset yapılıyor. Onu da anlamış değiliz. Herkes işte Ankara Gücü'ne destek geliyor. Bir de gördüğünüz sosyal medyadan 10 milyon lira para gelmiş. Arkadaşlar, böyle bir para yok. Kim 1 lira para yardım ettiyse bu sezon için diyorum, çıksın açıklasın. Böyle bir yardım vardım da yok. Ama beklentimiz nedir? Tabii ki destektir. Bundan önceki seneler ilk devreyi iyi bitiriyorduk fakat sonunu getiremiyorduk. Şimdi tam bizim desteğe ihtiyacımız var. Özellikle maddi desteğe ihtiyacımız var.
Görüyorsunuz ligin sonuna geldik. Halen daha biz Makine Kimya'dan sponsorluk anlaşmasını yapamadık. Yani önceki yıllar 750 bin lira alıyorduk. Bunu 2-3 olsun diye mücadele ettik. Fakat Milli Savunma Bakanımız sağ olsun, bu diyor yetim parası diyor özellikle bana. Ben diyor yetim parasını sizlere yedirmem diyor. Burada diyor yetim hakkı var, kul hakkı var. Ben de kendisine dedim ki o zaman Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı kapatalım. Böyle bir bakanlık olmasın, insanlar spor yapmasın, kahve köşelerinde dolansın. Şimdi böyle bir bakanın olduğu yerde biz nasıl Ankara Gücü'ne yardım alacağız? Hani biz kendisine de söyledik, biz burada ya, özellikle yaz sezonunda 1500-2000 çocuğa spor yapma imkanı sağlıyoruz. Yani devletin yapacağı işi bizler yapıyoruz ama bu kafayla, bu mantaliteyle gidilirse özellikle Milli Savunma Bakanı Fikri Işık eğer yetim parası diyorsa, Ankara Gücü'nün sponsorluğunu vermiyorsa bu iş bitmiştir arkadaşlar. Yani boşuna siyaset yapmasın. Bunu da net söylüyorum. Çünkü sezon başından belli kaçıncı görüşüşümüz veyahut da kaçıncı haber gönderişimiz. Fakat ne hikmetse adam yapmıyor. Ama birileri de şunu söyledi. Bu adam Gümüşhaneli. Her ne kadar Kocaeli'nde bakanlık yapsa da bu Gümüşhaneli. Dolayısıyla bundan dolayı size yardım etmez dedi. Ve geldiğimiz nokta şu, sezon bitecek, daha biz sponsorluk anlaşması yapamadık arkadaşlar. Yani takdir sizin. Başkanım, bakın bu fotoğrafı görmeleri lazım. Bir pazar günü bu soğuk havada binlerin, on binlerin bu stada akın etmesine artık birilerinin anlaması lazım. Nasıl anlatılması gerekiyor? Anlatılması gerekecek artık. Yani sandıkta herkes anlatacak bundan sonraki süreçte. Yani yapılacak bir şey yok. Herkesin oy hakkı vardır. Onu vermez, onu biter. Bizim yapacağımız bir şey yok. Yani tam buraya kadar geldi. Hani kötü bir şey mi yapıyoruz diye düşünüyoruz ama değil. Baktığımız zaman yani şehir bunu istiyor kardeşim. Ya Mehmet Diner veyahut da sizler değil. Yani Ankara halkı bunu istiyor. Şehir istiyor. Büyük bir çoğunluğu Ankara Gücü'nün yaşamasını istiyor. Ama birileri de destek olmuyor. Artık olması da lazım. Ve destek yapmalı, bunu da göstermeli. Hani oradan buradan ben yardım ettim, şu yardım etti, bu etti ama ortada bir şey yok. Edeceksin, göstereceksin bunu da yani. Bu kadar basit. Tanduan tesisiyle ilgili son durum nedir? Orada son durum bekliyoruz işte. Genel müdür sağ olsun kepçeyi vuracağım dedi, buradan çıkın dedi. Biz de dedik ki şu sponsorluk anlaşmasından bize bir şeyler verin, düzeltelim bu işi. Ama o da işte ocağın birinde ikisinde dedi, biz size müddet veriyoruz dedi. Tandoğan tesislerinden boşaltmazsanız belli bir kısmını, halı sağlanan olayı. Biz dedi kepçeyi dayayacağız dedi. Daha kepçe gelmedi. Yani 1,5 ay oldu, daha kepçe gelmedi. Bekliyoruz, dur bakalım.